Varsa sizlerin sorularıyla toplantıya devam edelim inşallah. Bilmiyorum. Şahin Bey, sen bizim kısmı kaçırdın. Müdür Bey, ilave edeceğiniz bir şey var mı? Yok, sen. Yani öyle iki gün. Tamam. Evet, buyurun. Sayın Vali, dün Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi Duvanlı köyünde karantinada 90 yaşında Yeter Mercan adlı bir teyzemiz vefat etti. Ve bu vefat sonrasında da Yeter Mercan'ın oğlu Faruk Mercan, kendisi de karantinada, cesedin alınması, cenazenin işte Covid kurallarına uygun şekilde defnedilmesi için talepte bulunduğunu, fakat bununla ilgili yetkililerin hiçbir şey yapmadığını ve kendi başınızın çaresine bakın, kendiniz defnedin şeklinde ifade ettiğini söyledi ve biz telefon görüşmesi yaptığımız gece saat 24 sularında da o sırada cenaze artık köylülerden bazıları tarafından battaniye sarılı vaziyette çıkartıldı. Ve yine sabah cenaze de orada köylüler tarafından gasılhanede yıkandı. Kiminin üzerinde işte koruyucu kıyafet varken kimisinde de yoktu. Şimdi bu Covid tedbirleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın bir genelgesi vardı cenazelerin defin işlemleriyle ilgili. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı'nın da bir yayınladığı bu noktada bilgiler var. Şimdi burada vatandaşın, karantinadaki vatandaşın yalnız bırakılması ve yetkililere söylendiği halde bırakılması, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? İlçe Hırsız Sağ Kurulu normalde bu sorumluluk onda mıdır? İşte bu tedbirleri almakla ilgili. Şimdi sorumluluk belediyede arkadaşlar, bu bir şeyde. Şimdi hani not, hani onun notu. Benim hani toplantıya girmeden önce haberim oldu. Şahin Bey de konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra doğru. Şimdi yani vefattan sonra iki doktor arkadaşımız gitmiş, hani muayenesini yapmış. Evet. Teyzemizin, Allah rahmet eylesin. Sonrasında da hani belediyeye haber verilmiş ama işte hani koruyucu ekipman olmaması vesaireden dolayı bir gecikme yaşanmış. Sonrasında da sizin dediğiniz gibi yerel bir çözüm bulunmuş. Yani ama bizdeki bilgi koruyucu ekipmanlarla bu işin, yani buna bir çözüm üretildiği. Yani hani şöyle, ben işin gerçeği hani şimdi toplantıdan sonra detaylı olarak görüşeceğim ama bu sorunun artık ortadan kalktığını düşünüyordum. Çünkü biz bu işe bir şey bulmuştuk normalde. Yani özellikle merkezde bir yoğunluk var ama merkezde de çözmüştük belediyeyle. Şimdi hastanede zaten hani görevlimiz var vesaire. Müftülüğümüz devreye girdi. Bayan personeli temin ettik vesaire derken artık uzun süredir, yani benim ilk geldiğim zamanlar bir şey vardı ama uzun süredir bir problem yok. Yani burada öyle bir şey yaşanmış ama dediğim gibi detaylı görüşeceğiz. Ama tekrar söylüyorum, yani bu cenaze ve defin işlemlerinde esas sorumluluk belediyelerde. Ama bir aksaklık olmuş gibi, yani çok uzun olmasa da bir aksaklık olmuş gibi sonrasında bir çözüm bulunmuş. Dediğim gibi detaylı bir takip edeceğim ben. Covid cesedinin bekletilmesi normal mi süre olarak? Bir de mesela bu tür olayların yaşanmaması için köylere bir ceset torbası falan her muhtarlığa verilse. Ya şöyle, dediğin gibi. Yani battaniye ile çıkartılmış. Normalde işte onun taşınması gereken aracı. Ya bu hani dediğin gibi bir yol kazası. Evet, bir yol kazası olarak değerlendirebilir. Sen diyorum ya, yani uzun süredir aslında, yani definle ilgili olarak biz özellikle bir dönem merkezde bir şey yaşadık. O da tabii ki çok yoğun vefatlardan dolayı işin gerçeği bir problem olmuştu ama hani ben bu sürecin aşıldığını düşünüyordum. Yani bu sürecin aşıldığını düşünüyordum ama bir koordinasyon eksikliği görünüyor. Dediğim gibi ben çıkışta hani gereken görüşmeleri yapacağım. Yani sabaha kadar beklemiş görünüyor. Evet. Tabii ki şey değil, yani normalde muhafaza altına alınması vesaire daha şey olurdu. Dediğim gibi bir valilik olarak biz gereken takibatı yapacağız. İnşallah tekrarına da mahal vermeyiz yani.